Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, bir iki konuya değinmek istiyorum. Bakramızda kurumlar arası bir irtibatsızlık, koordinasyon eksikliği var. Özellikle vatandaşların bu YEDAŞ'la ilgili bayağı bir problemleri var. YEDAŞ vatandaşların şikayetlerini kale almıyor. Nasıl almıyor? Mesela köylerde ışıklandırma ile alakalı konular oluyor veya vatandaşın buradaki elektrik kesintileri ile alakalı problemler oluyor. Bir WhatsApp hattı vurmuşlar. Evlere şenlik. 2021 gündemine aldık. Sorunuzu çözeceğiz diyorlar. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Onu bir dile getirmek istedim. Bir de Saski'den yana herkesin büyük bir problemi var. Nasıl problemi var? Bu büyükşehir yasası geçtikten sonra iki dönemden beri yasanın eksikliklerini zaten yaşıyoruz. Ben her zaman bu büyükşehir yasasına karşıydım. Yine de karşıyım. Şimdi 15 metrenin üstündeki yollara büyükşehir müdahale edecek. Vatandaş bir yerde problem olduğu zaman kendi şehrindeki problemi çözmek için bulunduğu belediye arıyor. Belediye diyor ki biz bakmıyoruz. Büyükşehir bakıyor. Yani normal yasa gereği. Gidiyorlar. Genelde problemler Saski ile alakalı oluyor. Saski arıyorlar. Saski telefonlara bakmıyor. Zaten içilebilir bir suyumuz yok Bafra'da. Efendime suyun altyapı sorunu var. Hala asbestli boruları kullanıyoruz. Bir de şunu demek istiyorum. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin Bafra'ya bir üvey evlat muamelesini bir türlü üstünden atamadı. Yani bakıyorum ben devamlı gezdiğim için çarşambaya gidiyorum, bu tarafa geliyorum. Bafra'ya bir üvey evlat muamelesi yapılıyor. Buradaki belediye başkanlığını işgal eden şahıs kim olursa olsun, şahsi egoları yüzüne bu memleketi küçük görmemesi lazım. Bafra Samsun'un altında bir üvey evlat muamelesi görmemesi lazım. Hizmeti alacaksak adam gibi almamız lazım. Biz burada 200 bin nüfuslu bir yeri temsil ediyoruz. Ama gereken hiçbir şekilde hizmet alamıyoruz. Yani şuradan neticeye varmak istiyorum. Bu Büyükşehir Yasası'nın, bu kendi şahsi görüşüm. Kimseye bağlamıyor, grubuna bağlamıyor. Bir vatandaş olarak burada söylüyorum. Hiçbir şekilde bize bir artısı olmayacak. Allah herkes ömür versin. Bu 5 sene dolduğunda da Bafra'ya gereken hizmeti alacağımıza da inanmıyorum. Daha önceki yapılan belediye başkanımız kimin olduğu önemli değil. Siz olabilirsiniz, başkası olabilir Büyükşehir'de. Burada yapılmış olan projelerin hepsi iptal edildi. Bir art niyet seziyorum ben. Ve bunu da buradan kınıyorum. Bu Büyükşehir yasasıyla bizim Bafra'nın hiçbir şekilde ilerleme şansı yok. Bizim burada tek kurtuluşumuz var. Bu belki size uçuk bir şey olarak gelebilir. Bafra'nın kurtuluşu il olmaktan geçer. Ne zaman biz Samsun'dan bağımızı kopartırsak o zaman önümüzü açarız. Valilik gelir, efendime söyleyeyim askeriye gelir, İstanbul-Ankara yolu bağlanır, yatırımda öncü bir yer haline gelir. Çünkü önemli bir yer, Türkiye'nin en önemli ovası olmakla ilerleyen bir yer, pandemide gördük. Üreten bir memleketimiz var. Başka da demek bir şey istemiyorum. İnşallah bunu bir dosya halinde büyüklerimiz Ankara'ya getirirlerse olmayacak bir şey yok. Herkese teşekkür ediyorum.